Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ufacık bir şey istiyorum. Bu videoya bir tane like atmanız ve abone ol butonunun yan tarafındaki zil butonunu açmanız gençler. Bunu yaptığınız takdirde YouTube size bildirim yollar. Bildirim yolladığı takdirde de arkadaşlar videolarıma rahatlıkla girebilirsiniz. Girdiğinizde de ben de mutlu olurum. Böyle yorum atarsanız falan gördüm de böyle daha çok gaza gelirim. Siz de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu videonun altına da güzel yorumlar atarsanız benim yani mutlu olurum, güzel olur. Şimdi istiyorsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, yüzüm şu anda bebek gibi oldu, farkındayım ama yorumlarda görüyordum 8000 abone, özel sakallarını kes, sakallarını kes. Selamlar arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar normal klavyeleri, böyle ne bileyim 20 liralık klavyeleri nasıl mekanik hale çevirirsiniz bunu göstereceğim gençler. Böyle bir anda bastığınızda böyle çıt çıt sesi çıkartmayın, yani ne bileyim o hissiyatı inşallah verecekler size. Dediğim gibi ne bileyim böyle bütçeniz yoktur veya klavyenizde normal klavyedir, 20 lira almışsınızdır dediğim gibi, o herkes de olabilir yani, normal bir şey. Bu klavyeler arkadaşlar nasıl mekanik hale getirirsiniz bunu göstereceğim. Şimdi istiyorsanız klavyemizi mekanik yapmaya ışınlanalım. Şimdi arkadaşlar şöyle ekranda görebiliyorsunuz, mekanik klavye diye böyle zip halinde atacağım ben de size. Açıklama kısmından dosyayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Herkes indirip böyle yapabilir. Şimdi ben size göstereceğim arkadaşlar. Siz de bunun aynısını yaparsanız. Şimdi istiyorsanız şöyle bir göstereyim. Böyle açalım istiyorsanız bunu arkadaşlar. Şimdi bu iki dosyayı şöyle kapat. Şöyle şu iki dosyayı masa üstüne alalım. Bende var mı zaten, hedefi kopyala ve değiştir diyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki mekanik klavye içinde bir saniye. Aynen. Şimdi arkadaşlar şu K dosyasını açıyoruz. Bunu burada yeni klasör açıyoruz arkadaşlar. Buradaki bütün dosyaları arkadaşlar yeni klasörün içine atmamız gerek. Çünkü masa üstünde okuması gerek arkadaşlar. Şimdi açtık bunu, attık içine. Şimdi burada görebiliyorsunuz arkadaşlar bütün programlar bunun içinde. Şimdi buraya yeni bir dosya açmamız gerek. Çünkü arkadaşlar buradaki bakın. Şimdi diyeceksiniz ki normal klavyemiz mekanik olmadı. Bu zaten kulağınıza duyacaksınız arkadaşlar. Bunu bastığınız anda klavye size mekanik hissiyatı verecek. Yeni klasöre attığımız dosyaların içine tekrardan yeni bir klasör açıyoruz. Böyle ekle diyoruz. Abi yüzüm niye benim böyle ya? Bebek şey gibi olmuş cidden. Şimdi yeni diyoruz arkadaşlar. Buradan yeni klasör açıyoruz. Buraya Razer diyebiliriz. Veya istediğiniz şey açabilirsiniz. Ne diyelim? Klavye mekanik. Yazamadık ama olsun. Evet. Klavye mekanik yazdık arkadaşlar. Yani müziği arkadaşlar. Yani klavye mekanik sesini. Buradaki yeni açtığımız dosyanın içine atıyoruz. Attıktan sonra buraya bir yenileyin arkadaşlar. Şu şekil. Bunu bir yeniledikten sonra şöyle yapalım istiyorsanız. Bir saniye. Bunları şuraya alalım. Şimdi her şey bunun içinde. Şimdi şu şurada gördüğünüz arkadaşlar 3, 4, 5, 6, 7. sırada gördüğümüz şeyi açıyoruz. Açtık hemen. Niye açılmadı? Hemen şöyle görebilirsiniz. Bu sağ alta geliyor zaten direkt. Bakın. Şu anda geldi. Şu an mouse diyor. Şunu hemen kapatalım. Buradaki arkadaşlar ayarlamaları siz yaparsınız. Zaten otomatik olarak ayarlamaları yapıyor. Şimdi denemesini yapalım. Şu anda mouse da, yani şu an farenin de sesi çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir yeni metin belgesi yapalım. Açalım şunu bir. Şimdi bakın arkadaşlar dinliyoruz hep birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cidden güzel yapmışlar, yani güzel sistem kurmuşlar. Böyle ne bileyim bütçesi olmayanlar için efsane bir şey olmuş. Böyle mekanik hissiyatı veriyor işte her bastığımızda. Bakın. Boşluk sesi bile güzel yapmışlar. Cidden güzel yapmışlar yani. Böyle bir şeyler yazın işte. Arkadaşlar cidden güzel yapmışlar vallahi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Zil butonu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.